Teleradar programından herkese merhaba. Oyuncak sektörü gitgide büyüyen bir sektör haline geldi sevgili izleyenler. Nüfus arttıkça talep de artıyor. Peki bu oyuncaklar nasıl yapılıyor? İşte biz de buna değinmek istedik. Radarımıza bugün fitarat takıldı. Fitarat nedir diye bugün soracağız. Kimyager bir uzmanımızla konuşacağız. Bir doktorumuza, çocuk sağlığı uzmanımıza bağlanacağız. Biz Barış Bey ile fitarat nedir diye konuşacağız. Teleradar programına ulaşabilmek için Twitter ve Facebook adreslerimizi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bizi arayarak soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz diyorum ve Barış Bey'e dönüp fitarat nedir diye sormak istiyorum. Şimdi çok yakın bir tarih önce, yani çok geçmiş, çok yakın bir geçmişte bir haber yayınlandı. Bir ay bile olmadı belki ve bu haberde şöyle bir özet geçelim hemen haberden. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul'da yaptıkları denetimlerde 500 adet ürünün içinde fitalat maddesine rastladı. Peki bu fitalat maddesi nedir ve bu fitalat maddesine rastlayınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ne yaptı? Bu madde çok tehlikeli bir madde olduğu anlaşıldı. Hatta 2008 yılında Amerika'da bu madde yasaklanıyor, oranı değiştiriliyor, binde bir oranda ürünlerde kullanılması sağlanıyor. Biz ama bunu daha yeni 2013 yılında fark ediyoruz ve bu denetimler sadece İstanbul'da yapılıyor. 500, düşünebiliyor musunuz? 500 tane oyuncak, tekstil, çocuk ya da yetişkin için üretilen tekstil maddelerinde ya da kullanım maddelerinde, belki parfüm de var içinde, giydiğimiz kıyafetler var, çocukların çantaları var, oyuncaklar var, diş halkaları var. Buna benzer kullanım, üretim aletlerinde rastlanıyor ve bunlara çok ciddi bir denetim getiriliyor. Fitalat öncelikle çok ciddi tehlikeler oluşturabilen ve ciddi önlemler alınması gereken kimyasal bir madde. Önce onun adını koyalım. Evet, açıklık getirmiş olduk fitalat nedir sorusuna. Peki orada bir, bu ağız dişliklerinden bahsettiniz. Bebeklerden bahsediyoruz değil mi Barış Bey? Hani dişleri kaşındığı zaman ağızlarına plastik bu oyuncakları satın alıyorlar aileler. Bunları ağızlarına sokuyorlar. Peki fitalattan bahsettiniz ne olduğu ile ilgili? Neden kötü etkiliyor? Şimdi bu kimyasal madde araştırınca biz de şaşırıyoruz. Çünkü ben araştırırken böyle karşıma çıktığı zaman hakikaten hayretler içerisinde okuyorum. Ya ne yapacağız biz şimdi diyorum. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir şeyin önlemini almaya başlıyoruz. Belki de bu madde Amerika'da 2008 yılında ciddi bir düzenleme yapılıyor ama ve araştırılınca da denetimlerde okul malzemeleri ve oyuncakların %75'i, bakın, %75'inde bu tehlikeli kimyasal maddeye rastlanıyor ve ciddi önlemler alınıyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü'nü takip eden bizim ülkemizde kurumlar var, örgütler var, sivil toplum kuruluşları var. Bunları bugüne kadar mesela neden fark etmemişler? Onu da belki irdelemek lazım. Fitalat'ın yaptığı iş, bizim bildiğimiz bu PVC dediğimiz sert olan plastik gibi maddelerin yoğunlaşmasını azaltıyor. Yani bunların gevşemesini sağlıyor. Esneklik mi kazandırıyor? Esneklik kazandırıyor. Esneklik kazandırırken de çok ciddi tehlikeler ortaya çıkarabiliyor. Çünkü oyuncaklarda kullanılıyor. Bakın, oyuncak. Oyuncak nedir? Deriz, ben senin oyuncağın mıyım diye bahsederiz mesela. Çünkü oyuncak oynanan bir şeydir. Kim oynar oyuncakta? Çocuklar oynar, bebekler oynar. Yani daha aklı tam olarak gelişmemiş, gelişmesini tamamlamamış ve ne dünyadan bir haber olan küçük yavrular oynar. Bir de bunlar ne yapıyor? Çünkü çocukken hepimiz yaşamışızdır bunu. Alırız oyuncağı, öncelikle sanki bir tad alma duygusu varmış gibi önce hemen ağzına götürür çocuk. Tadmak ister. Evet. Çünkü nedense öyle bir reaksiyon gelişiyor. Çocukta da, bebekte de. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir kimyasal madde var. Bu kimyasal maddenin içinde kanserojen etki olabilecek kötü maddeler var, kimyasallar var. Ötesinde çok ciddi hormonal değişikliklere, hormonal denge değişikliklerine neden olabilecek maddeler var. Ve bunların oyuncaklarda kullanıldığını düşünün. Rant kelimesini kullanıyoruz mesela. Rant varsa bir işin içinde, vallahi vay halimize. Her an her şey olabilir o zaman. Peki tam bahsettik bundan. Şimdi kimya mühendisi Ayşe Hanım'la konuşacağız bu konuyu. Çünkü işin ehline sormak istedik Barış Bey. Sizin de bildiğiniz gibi. Soralım, biz de öğrenelim. Kesinlikle. Profesör Doktor Ayşe Zehra Ağoğuz'la kimya mühendisi hanımefendi. Hoş geldiniz programımıza. Alo. Alo. Nasılsınız Ayşe Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Katılımınız için öncelikle teşekkür ediyoruz programımıza. Rica ederim. Bir katkım olacaksa memnun olurum. Tabii ki olacak. Şunu sormak istiyorum öncelikle. Fitalatın tanımını bir de sizden alabilir miyiz Ayşe Hanım? Fitalat kimyacı açısından
açısından bakıldığında bir organik madde, organik esterdir fitala. Fitalik asitten türetilmiştir. Genellikle de plastik malzemeleri esneklik kazandırmak için kullanılan bir malzemedir. Yani plastiğin akışını, işlenmesini kolaylaştırır. Mekanik özelliğini değiştirir, fiziksel özelliğini değiştirir. Yani kırılganlığını azaltan bir dolgu maddesi olarak kullanılan kimya açısından da bir organik maddedir. Sayın Hocam, siz kimya mühendisisiniz. Kimya kelimesi halk arasında kullanıldığı zaman, mesela kimyasal diye bahsettiğimiz zaman ya da kimya kelimesini kullanarak bir şeyden bahsediyorsak, bir konudan bahsediyorsak nedense kötü bir algı var. Kimyasalların öncelikle hepsi tehlikeli midir? Yok, tabii ki tehlikeli değil hepsi. Kimyasallar tehlikeli diye, yani halk arasında belki bu şekilde tanınıyor, biliniyor. Zaten kimyadan da bu şekilde üstüyorlar. Aslında değil, yani kimyanın çok faydalı kullanım yerleri var, amacı var. Ama bu grup ürünlerde, bu grup malzemelerde tabii ki tehlikeli, kanserojen yapısı olan ürünlerde var kimyada. Yani kimya çok genel bir kavram. Fitalatta, fitalatın içinde, oyuncaklarda ya da çocukların kullanım gereçlerinde kullanılan fitalatın kanserojen olduğunu söyleyebilir miyiz Sayın Hocam? Şimdi bunu çok açıklıkla söyleyebiliriz. Fitalat zaten kanserojen bir maddedir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından da insanlarda kansere sebep olduğu kabul edilmiştir. Kısaca icra denilen ajans. Bu ajansta özellikle 1999, yani 2000'li yılların başından itibaren özellikle oyuncaklarda bu maddenin kullanılması da yasaklanmıştır yasal olarak. Ben de bunu soracaktım Ayşe Hanım. Yani daha büyüklerde sona getirilmiştir. Peki evet, Sayın Hocam, bir ürünün içinde fitalat var mı yok mu? Bu kanserojen etkisi olan kimyasal maddenin var mı yok musunu normal sokaktaki halkın fark edebilmesi mümkün müdür efendim? Bu sokaktaki halk değil tabii. Yani normal bir kimyacının bile zor yani bir ürünün içinde. Çünkü bu direkt olarak da yani öyle yapılıyor ki hani koklayarak ya da görünerek algılanan bir şey değil. Ama çözündüğü zaman, yani çözünebiliyor, yağda ve suda çözündüğü zaman tabii bir etkisi var. Ama direkt bakıldığı zaman bu çok tabii ki zaten dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Bunu ancak ürünü satın alırken, nasıl ki şimdi son kullanma tarihine bakmak alışkanlık oldu. Ürünü alırken mutlaka ve mutlaka içeriğine de bakmamız gerekiyor. Ancak o şekilde tespit edebiliriz içeriğinde ne var. Mesela fitalat yazması gerekiyor içeriğinde. O zaman dikkat edeceğiz. Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızla ilgili satın alacağımız her türlü üründe biz kendimizi alırken dikkat ediyorsak çocuklarımız için iki kat dikkat etmemizi mutlaka öneriyorum. İçinde çocuğa etkili olan, çünkü çocuklar daha çabuk etkileniyorlar biliyorsunuz bu tür şeylerden, evet, ürünlerden. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani içeriğine bakmamız lazım. Sayın Hocam, fitalat madem tehlikeli ve madem içeriğinde çok ciddi tehlike oluşturabilecek içerikler var, neden bir alternatif bir şey kullanılmıyor? Yok mu da kullanılmıyor? Yoksa sebebi nedir? Endüstri ya da sanayi mi bunu tercih etmiyor efendim? Şimdi tabii olayın o boyutunu ben bilim insanı olduğum için çok fazla bilemeyeceğim ama tabii herkesin kafasında şöyle bir düşünce de var. Bir madde kullanılırken tabii onun ekonomik oluşu, kullanımda maliyeti düşürücü etkisi oluşu üretici firmalar için önemli. Yani belki o bakımdan kullanılmıyor. Bunu yerine koyulacak olan malzemelerin maliyeti daha yüksek olabilir. Yani işin ekonomik tarafını ben çok fazla bilemeyeceğim ama tabii bu hepimizin bildiği bir yanıt. Mutlaka uygun olduğu için bunu seçiyorlar. Ama tabii ki yerine zaten bilimsel araştırmalar fitalatlar üzerinde çok fazla. Ülkemizde de var, uluslararası da var. Onun için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani üretici firmalarında özellikle çocuklara yönelik kırtasiye malzemelerinde mesela
çocuk giysilerinde, çocuk ayakkabılarında, oyuncaklarda mutlaka ve mutlaka kullanmamaları gerekiyor özellikle. Tabii gerisini ben bilemeyeceğim. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Katıldığınız için programımıza. Şimdi sevgili Gülecan, bir kimya mühendisi ve işin uzmanı profesör Sayın Ayşe Hanım'a sorduğumuzda kanserojen maddenin içinde olup olmadığının cevabına evet var diyor. Kanserojen madde olan, içinde kanserojen madde olan ve denetlenmesi de çok da mümkün olmayan bir kimyasalın kullanıldığı ürünler şu an çarşıda, pazarda, sokakta. Satılıyor. Yani aynen öyle. Hepimiz bu riskin altındayız. Çocukların ötesinde tenle temas etmesi, ağız yoluyla bir defa vücuda geçmesi ya da bu tarz tehlikeleri hepimiz maruz kalabiliriz. Bunlardan nasıl kurtulabileceğimizin ya da nasıl bunlardan korunabileceğimizin cevabı net olarak yok. Çünkü sokakta çanta, 10 liradan başlayan çocuk çantaları satılıyor. Plastik. Çin'den geliyor bunlar. İçinde ne şekilde üretildiği belli olmayan, zaten bu işin ticaretini yapan kişi, ticaretini yapan iş adamı bunu zaten bilmiyor ya da bununla uğraşmıyor. Bir de zaten şu var, bizim Fitalat karşımıza çıkmasaydı, bununla ilgili bir haber izlemeseydik, biz bu işten hiç haberdar olmayacaktık. Ve aynen böyle devam edecekti. Belki de 20 yıldır biz bunu alıyoruz, ileride kim bilir neler çıkacak. Şimdi bu takım düzenlemelerin yapılması için ciddi ciddi adımların atılması lazım. Belki gelişmiş ülkelerde yapılan önlemlerin ya da gelişmiş ülkelerde bu işlerle ilgili alınan kararların takip edilmesi lazım. Bakınız 2008 yılında Amerika'da bunun oranları değiştiriliyor. Bununla ilgili kanunlar çıkarılıyor, yönetmelikler değiştiriliyor. Ve Amerika'daki ürünlerin %75'inde olduğu ortaya çıkarılıyor. Biz 2013 yılının Mayıs ayında bir haber yapıyoruz. Bu haberle de haber nerelerde ne sesler getirdi, kim takip ediyor, kim peşinden gidiyor, sonra bunun devamında ne gibi önlemler alındı, biz bu işe bir çözüm bulabildik mi? Bunların hiçbirinden haberdar değiliz. Kim bu işin peşinden koşacak? Koşmaya çalışıyoruz. Sesimiz yettiği kadar, gücümüz yettiği kadar Allah hayırlısını dilesin. Hakkımızda ne diyelim? Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman sıcağı sıcağınayken MC Hospital Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Mesut Zeren ile konuşacağız. Mesut Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımınız için öncelikle. Ben de teşekkür ederim. Peki ilk sorumu sormak istiyorum Mesut Bey. Çocuklar için güvenli oyuncak ne demektir? Yani güvenli oyuncak kimyasaldan daha azındır arındırılmış ve çocuğa zarar vermeyecek oyuncaklar demek. Özellikle son dönemde bu kimyasal içeren fitalatlar var biliyorsunuz. Buna fitalatlardan arındırılmış oyuncaklar bizim tercih ettiğimiz oyuncaklar. Biliyorsunuz fitalatlar 1920'lerden beri kullanılan kimyasal malzeme. 1920 bunlar, mi dediniz Mesut Bey? Evet, tabii çok eskilerden beri kullanılıyor. Ama tabii şu endüstriyel malzeme olarak kullanımı bu kastettiğimiz şey. Ama tabii son dönemde bu PVC dediğimiz, polivinil klorür olarak ifade ettiğimiz malzeme kullanımı olarak daha çok gündemde. Tabii kimyasal etkilerini daha öncelerden çok haberimiz yoktu. Son dönemdeki bu çalışmalardan sonra ortaya çıktı. Bunlardan arındırılmış malzemelerin bir daha çok hani kullanılması için oyuncak olarak. Bunlar da daha G ürünü olarak ifade edilebilen ürünler. Çoğu polivinilikleri içermiyor bunların. Mesut Bey, affedersiniz, ülkemizde kullanılmaya başlamasının tarihini tahmin edebilir miyiz? Yani zannetmiyorum, böyle bir şey zordur ama yine de tahmin edebilir misiniz? Yani şimdi bu yani son dönemde bir şey, ekonomik olarak gelişim arttığı sürecinde oluyor. Tabii bizim Sağlık Bakanlığı'nın son dönemde bununla ilgili çalışması var. Yani yurt dışından giren ürünleri Gümrük Bakanlığı yönetmelikle takibi almıştı. Aynı zamanda bunu şimdi Sağlık Bakanlığı koordine olarak devam ediyor. 2005 yılından beri bir takip ediliyor. Yani rakam olarak söyleyeyim. Ama 2000'li yıllardan kullanımımızın arttığını düşünüyoruz biz kabaca. Peki fitalat kullanımından dolayı reaksiyon gösterip ya da bu kullanıma maruz kalıp rahatsız olmuş herhangi bir hastanız, herhangi bir vaka bugüne kadar denk geldi mi size? Ya da geliyor, nasıl geliyor? Yani onun belirtileri yani, var mıdır efendim? Şimdi bunlar tabii daha çok çalışma düzeyinde devam ediyor. Ama tabii böyle bir vaka kendisi hani bunu hissetmedikten sonra gelmiyor biliyorsunuz. Tabii bu son dönemde gördüğümüz bazı endokrin bozukluklar oluyor çocuklarda. Tabii bunun sebeplerini araştırdığınızda bunlardan bir tanesi fitalat olabilir tabii.
Çünkü testosteron düzeyinde endokrin bozukluğa sebep oluyor fitalar. Aynı zamanda büyüme gelişme ilgili problemlere sebebiyet veriyor. Onun haricinde de tümöre yatkınlığı oluşturuyor biliyorsunuz. Bu hayvansal deneyleri yapılmış. Karaciğer tümörü, böbrek tümörü gibi, mesane tümörü gibi ileri dönemde etkileri oluyor. Bunlar daha çok erişkin dönemde görüyor. Çünkü uzun dönemdeki etkisine bağlı olduğu için çocuklarda biz daha çok görmüyoruz. Yani çocuklarda hemen akut dönemde bu etkiler görülmüyor. Daha uzun dönemde görülüyor. Tabii o çalışmalar halen devam ediyor. Yalnız hayvansal deneylerde bu kanıtlanmış. Yani hem endokrin hem de tümörsel yatkınlığı arttırdığı görülüyor. Görülmüş çalışmalarda. Efendim sizce biz ya da siz fitarata maruz kalmış mısınızdır? Yani onu tabii değerlendirmek açısından şimdi bu fitarat nerede ürün olarak kullanılıyor ona bakmak lazım. Bu her türlü malzemede var artık. Şu anda kozmetik ürünlerinden tutun PVC malzemelerine kadar. Ondan sonra poşetlerde biliyorsunuz kullandığımız günlük poşetlerde dahi, naylon poşetlerde dahi bu PVC içeriyor. Siz artık onu kıyaslayın. Yani biz buna maruz kalmış mıyız, kalmamış mıyız? Onu çok iyi değerlendirin. Ama önemli olan miktarı da önemli. Şimdi Sağlık Bakanlığı düzey olarak değerlendirmesini yapıyor. Avrupa standartlarında uygun olan malzemelerin kullanılması lazım. Yani bu da Avrupa'da bunun kontrolünü yapan birimler var. Ve kendileri de zaten CE ürünü olmayan ürünlerin kullanılmamasını istiyorlar. Oyuncaklar olsun, diğer şeyler de olsun, ürünler de olsun. Peki, yani fitaratın miktarı da önemli yani. Peki sokakta, çarşıda, pazardaki çantalar, oyuncaklar, diş halkaları, çocuklar evet. için alınan hediyeler, eşyaların hepsiyle evet. ilgili ne yapacağız hocam peki? Nasıl halkımıza ne söyleyeceğiz, neye dikkat edecekler? Yani biz olabildiğince doğal malzemelerin kullanılmasını istiyoruz. İşte biz alıyorsanız bez torba ya da işte kağıt torba kullanılmasını talep ediyoruz. Oyuncaklarımızı seçerken anne babaların dikkat etmesi gereken ürünlerin CE kalitesinde olan Avrupa standartlarına uygun ürünler olmasını talep ediyoruz. Kozmetiklerde hakeza, fitalat içerdiğini öğrendiğimiz ürünlerden uzak durmayı talep ediyoruz. Yani böyle daha çok merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını talep ediyoruz. Peki aynı zamanda önemli erkeklerde kısırlığa neden olmasıyla ilgili. Çünkü evet. prezervatiflerde de kullanıldığı söyleniyor. Ve aynı zamanda kadınlar da aynı şekilde maruz kalabiliyorlar bu duruma. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz evet. efendim? Evet, şimdi sonuçta bu plastik ürünlerin yumuşatılması amacıyla kullanıldığı için her türlü malzemede kullanılabiliyor. Tabii bunlarda dikkat edilmesi lazım. Bu endokrin bozukluklarına sebebiyet verebiliyor ama uzun vadede yani çok uzun vadede kullanılırsa zararlı etkili ortaya çıkıyor. Tabii bu ürünlerin de gene CE kontrollü olması lazım. Yani bununla ilgili daha çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani netlilik olmamakla birlikte hayvansal deneylerde mevcut. Yani bu fitalatın yan etkilerinin olduğu. Yani aslında CE belgesi olan ürünleri tercih ettiğimiz zaman biraz bu işten evet. dolayı bir savunma mekanizmamız gelişiyor mu? Yani CE belgesi evet. olan ürünlerde yok mu diyebilir miyiz bunu? Yani miktarı kontrol ediliyor. Yani muhakkak üründe tabii ki olacak. Yani bu malzeme insan sağlığında ve insan yararına kullanılacaksa bu malzemeden kullanılması gerekiyor. Ama miktarı önemli. Dozajın da ayarlanması lazım. Bunun da takibini artık bakanlık ve kimyasal ürünleri takip eden birimler tarafından takip edilmesi lazım. Ama Avrupa'da bunun organizasyonu ve derneği var. Takip ediliyor. O yüzden biz şu anda kendi organizasyonumuzu oluşturmasına kadar bu ürünleri CE kaliteli alırsak daha iyi olur. Peki çok teşekkürler katılımınız için. Teşekkür ederiz efendim. Tabii burada kötülüyoruz ama yani bir sürü markaları kötülüyoruz. Çünkü Gümrük Ticaret Bakanlığı bir araştırma yapıyor. Tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyoruz. Sadece İstanbul'da yapılıyor araştırma ve 500 tane firmanın ürününde 500 markada fitalat ürününün gereğinden fazla kullanıldığına ya da kanuni izin verilmiş yoğunluktan daha fazla kullanıldığı tespit ediliyor. Bu da ciddi bir tehlike oluşturuyor. Hatta ismini burada veremiyorum. Çok ünlü gördüğümüz markaların bile çocuk ürünlerini incelediğimizde şaşıracağımız sonuçlar karşımıza çıkıyor ve ben hayretler içerisine düştüm. Şimdi bu işe nasıl bir çözüm bulacağız? Bu işi burada program yapa yapa üstüne basa basa çözüm bulacağız. Oyuncakçılar Derneği'ni de aradık. Onlarla iletişim kurmaya çalıştık. Onların da savunmasını almak istedik. Ne diyorlar acaba bu konuda? Dinlemek istedik. Bir türlü
bağlantı kuramadık. Lütfen onlar da arasınlar. Hatta bu işle ilgili benim de söyleyeceğim laflar var diyen lütfen bizi arasınlar, yazsınlar. Biz de doğruları buradan halka anlatmaya çalışalım. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda satılan, ucuz olarak satılan, kampanyalı olarak satılan, internetten satılan bu anlamdaki ürünlerin çoğunda çocukların kullandığı çantalar, ayakkabılar, efendime söyleyeyim kalemler, silgiler, bir sürü şeyde bu kimyasal maddenin hem hormonal dengeyi bozan hem de kanserojen etki yaratan maddenin olduğu kanıtlanıyor, olduğu söyleniyor. Bunlara maruz kalmamak için hepinizi dikkate davet ediyorum, araştırmaya davet ediyorum. Araştırmadan hiçbir şey almamalıyız ve özellikle üzerinde CE Avrupa Birliği'nin de onayı. Çünkü biz Avrupa Birliği'ne girme dönemlerimizde Avrupa Birliği'ne uyum yasalarında bunların hepsini düzenliyoruz. Çok güzel şeyler yapılıyor. Bakanlıklar tarafından mesela bunun ortaya çıkarılması bile çok güzel, büyük bir adımdır. Çok evet. Güzel bir şeydir. Çünkü şöyle düşünün. Biz geleceğimizi zehirliyoruz. Çocuklarımızı, geleceğimizi yarın bizi yönetecek başbakanımız olacak, bakanlarımız olacak, milletvekillerimiz olacak, belediye başkanlarımız olacak ve bizim garantimiz olan geleceğimizi şimdilerde bu korunma önlemlerini, bu önlemleri almayarak zehirliyoruz. Geleceğimizi zehirliyoruz. Kesinlikle izleyenlerin size katıldığını düşünüyorum Barış Bey. Peki bizde fitalat hangi ürünlerde bulunuyor? Bir grafik hazırladık. Onlara bakalım dilerseniz. Fitalat hangi ürünlerde bulunuyor? Bakalım. Oyuncak, kırtasiye malzemesi, ayakkabı, kozmetik ve prezervatif. Bu ve bunun gibi birçok üründe bulunuyor tabii ki fitalat. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Şimdi tabii kozmetik sektöründe de kullanılması parfümlerin etkisinin daha güçlü olması için kullanılıyormuş. Bu da ciddi bir tehlike. Hangi parfümde var, ne kadar var? Ciddi ciddi belki bunların da üzerine düşülmesi lazım. Bu çok önemli bir konu. Çünkü vücudumuza, tenimize, açık tenimize birebir de sıkıyoruz ve bunu bir ömrümüz boyunca parfüm kullanıyoruz. Yani insan kullanan insanlar var. Tabii ki sevmeyenler vardır ama genelde kullanılıyor baktığımız zaman. Çok doğru söylüyorsun. Ucuz olan, çok çabuk ulaşılabilen, çok fazla yerlerde olan ve bakanlık denetiminde olmayan ürünleri asla tercih etmemeliyiz. En azından bakanlığın denetiminde olduğundan kesinlikle emin olmalıyız. Ve böyle ürünler tercih etmeye, böyle ürünler kullanmaya dikkat etmeliyiz. Özellikle çocuklarımıza, üstüne basa basa söylüyorum, çocuklarımızı bu tarz ürünlerden, merdiven altı üretimlerden, ucuz oyuncaklardan uzak tutmak gerekiyor. Belki eski yöntemlere dönmek gerekiyor. Oyuncağı belki azaltmak gerekiyor ya da başka modeller bulmak gerekiyor. O cicili bicili, renkli oyuncaklardan ve çantalardan, o tarz kullanım gereçlerinden belki uzak durmak gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kalemlere, silgilere kadar inmiş artık bu. Evet, okul yani, kulu silgiler özellikle. Yazıktır. Evet, bir de bakalım insanlarımız ne diyorlar? Sokak röportajı yaptık bu konuyla da ilgili. Bakalım neler diyorlar? Piyasada satılan bebek ürünlerinin güvenilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek güvenmiyorum şu anda açıkçası. Yani zararlı birçok madde var içinde diye düşünüyorum. O yüzden olabildiğince en dikkat ederek almaya çalışıyorum. Bu zararlı maddelerin en çok hangi ürünlerde olduğunu düşünüyorsunuz? Yani daha çok ucuz mallarda oluyor tabii her zaman. Çin malı ürünlerde oluyor. Bunları tercih etmiyoruz. Yani elimizden geldiğince pahalı ürünler almaya çalışıyoruz. Sizce sadece pahalı olması mı güvenilirlik açısından önemli yoksa özellikle dikkat ettiğiniz başka şeyler de var mı? Ya tabii pahalı olması tabii kalitesini daha çabuk gösteriyor. Kaliteli olduğu için alıyoruz. Kaliteli ürünlerde kalitesiz olan ürünlere göre daha az zarar var en azından. Ona dikkat ederek alıyoruz oyuncaklarını falan. Peki en çok hangi ürünleri alırken dikkat ediyorsunuz buna? Ya genelde oyuncak kıyafetlerinde olsun. Marka ürünler almaya çalışıyoruz. Öyle. Şimdi oyuncakları mümkün olduğunca iyi mağazalardan almaya çalışıyorum. Hani boyalı Çin mallarının kötülüğü ortaya çıkmıştı. Ona dikkat ediyorum. Ama ne kadar dikkat edebiliyoruz bilmiyorum. Çünkü çocuklar oyuncağı çok seviyor. Her yerden alıyoruz bir şekilde. Yeme içme konusunda mümkün olunca sağlıklı bir şeyler yedirmeye çalışıyorum. Yine bildiğim yerlerden alışveriş yapmaya çalışıyorum. Kıyafet konusunda da rahat olmasına dikkat ediyorum. Yabancı bir şeyler içermemesine dikkat ediyorum ama o kadar diyelim. Tam olarak güvenemediğim için genelde cam ve porselen tercih ediyorum.
oyuncaklar, yani plastik oyuncaklar daha çok ve baskılı tişörtler gibi, resimli tişörtler. Oyuncakları bez alıyorum gibi, tahta oyuncaklar kullanıyoruz. Plastik de gidiyor tabii ki, hediye geliyor. Evet, elde olmadan bazı şeyleri kullanıyorsun da. Sorduk, cevabımızı aldık. Tabii, belki sonuç şöyle, şuna doğru gidiyor. PVC diye bahsedebileceğimiz, plastik olan, PVC maddesinden olan ürünlerden belki uzak durmak gerekiyor. Çünkü onun içinde bu iş nasıl karıştırılıyor, fitalat nasıl karıştırılıyor, neler yapılıyor onları bilemiyoruz. Ben buradan merdiven altı diye tabir ettiğimiz o üreticilere bir şeyler söylemek istiyorum. Üretici kardeşim, sizleri de çok iyi anlıyoruz. Halkın sağlığı, çocuklarımızın sağlığı, geleceğimiz, geleceğimizden çalıyorsunuz. Belki bu işi bilmeden yapıyorsunuz. Benim haberim yok. Ben nereden bileyim kardeşim, fitalat bilmem etmem, ben bunu üretiyorum piyasaya sunuyorum diyorsunuz belki. Buradan duyan duyuran herkese, herkesten özellikle rica ediyorum. Geleceğimizden çalıyoruz, kendi geleceğimize yapıyoruz. Çünkü bu işin mutlaka önlemleri alınmalı. Siz kendiniz araştırın. Ucuz olduğunu düşündüğünüz plastik malzemelerinden PVC'nin yoğunlaştırılmasının işte gevşemesine neden oluyor. Şimdi bunun yoğunlaştırılmasını ya da gevşemesini yapıyorsunuz ama insan vücudunu da gevşetiyorsunuz. Yani insan vücudu da gevşiyor. Hormonal denge bozuluyor. Kanserojen madde vücuda giriyor. Ciddi anlamda harabiyete neden olabiliyor. İşte efendim çocukların erken ergenlik mi? Erken ergenliğe neden olabiliyor. Bunların hepsinin sonuçları yıllar boyu birikiyor buraya geliyor. Yazıktır, ayıptır, günahtır kardeşim. Lütfen dikkat edin. Evet, bir de fitalatın neden olduğu sağlık sorunlarına göz atalım mı Barış Bey? Siz de söylediniz zaten, erken ergenlik dediniz. Kanser dendi, hocalarımız da, uzmanlarımız da anlattılar. Fitalatın neden olduğu sağlık sorunları başında kanser, erken ergenlik, astım, şişmanlık ve kısırlık geliyor. Şimdi tabii bunların hepsi çocuk yaştan başlıyor. Bebek yaştan başlıyor. Hepimizin hayatlarında o oyuncaklarımız oldu. Mama önlüklerimiz oldu. Cicili bicili tişörtlerimiz oldu. Arabalarımız oldu. Silahlarımız oldu. Biz bütün çocuklar gibi oyun oynamayı, oyuncaklarla oynamayı severiz. Çünkü onların dünyası o. Oyun oynayacaklar tabii ki. Tahta oyuncaklar vardı mesela. Tahtadan yapılıyordu. Boyuyorlardı onları. Gayet şekerlerdi. Keşke tahta oyuncaklara dönebilsek de onlarla olsak. Orada da tabii başka şeyler yine konuşuyor olabiliriz ama en azından bu kadar tehlikeli olmayacağını düşünebiliriz. Çünkü kanserin ve kanserin ötesinde işte diyabet. Mesela diyabeti de yapıyor. Fitalat diyabete de neden oluyormuş. Araştırınca çıkıyor. Uzmanlar da bunu söylüyorlar. Şimdi eskiden olan hastalıklar, günümüzdeki hastalıklara baktığımız zaman daha önceki yıllarda, işte 100 yıl önce hangi hastalıklar çok fazla gündemdeymiş, şimdi hangi hastalıklar çok fazla gündemde? Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman karşımıza belki de sonucu bu çıkacak. Evet, doğumsal gelişim kusurları, yine fitalatın neden olduğu sağlık sorunlarını anlatıyoruz sevgili izleyenler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite oluşumu, diyabet. Bütün şimdi bakın bunların sebebi... burada dikkat eksikliği ve hiperaktivite oluşumu noktasında belki de şöyle düşünün. Hep şunu söyleriz, ya yeni doğan çocuklarda acayip bir durum var, çok hiperaktifler, çok çabuk adapte oluyorlar. Hemen anlıyorlar. Ama dikkatleri, konsantrasyonları belki eksik. Bilmiyorum, biz burada bunu konuşuyoruz, eğer yanılıyorsak da arayıp bize yanıldığımızı da söylesinler. Şimdi hiperaktivitenin sonucu, acaba hiperaktiviteyi buraya mı bağlayacağız, buraya mı bağlamalıyız? Belki bunların, de. Bunların hepsinin araştırılması lazım. Çünkü uzmanımız söyledi, 1920'den beri var dedi fitalat. Cumhuriyetimizden önce kullanılmaya başlamış. Bütün dünyada kullanılıyor. Bir de düşünebiliyor musunuz? Amerika'da 2008 yılında fark ediyorlar. Korkutucu bir birikim var genlerimizde aslında bakıldığı zaman. Kesinlikle o birikimin sonucu da işte ortaya bu tarz sonuçlarla ortaya çıkıyor. Kanser vakaları fazlalaşıyor. Obezite fazlalaşıyor. Diyabet fazlalaşıyor. Hiperaktivite fazlalaşıyor. Dikkat eksikliği fazlalaşıyor. Çünkü bu kimyasalın laboratuvar ortamında sadece anlaşılabileceğini söylüyor. Hem doktorumuz hem kimya mühendisi hocamız söylüyor. Yani biz gözle görülür bir şekilde bunu anlayamıyoruz. Sadece laboratuvar ortamında anlaşılıyor. Şimdi nasıl anlayacağız? Nasıl dikkat edeceğiz? Dolayısıyla... Oyuncak alınırken aileler dikkat etmeli. Onları zaten uzmanlarımız da siz de uyardınız. CE damgası olmalı. En önemlisi CE damgası olması...
güvenilir yerlerden aldıklarına kanaat getirmeleri ve belki de PVC tarzlı oyuncaklardan belki de uzak durmak. En önemlisi belki de o. Oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Bunu da grafik haline getirdik. Güvenlik açıklamaları ve CE işareti bulunan oyuncaklar tercih edilmeli. Alınacak oyuncak sağlam ve kolay temizlenebilir olmalı. Alerjik bünyeli çocuklara tüylü oyuncak alırken dikkat edilmeli. Yani daha var. Oyuncak yapımında zehirsiz boya malzemeleri kullanılmış olmalı. Oyuncağın etiketinde üreticisinin ya da markasının adı bulunmalı. Kullanım talimatı Türkçe olan oyuncaklar tercih edilmeli. Bu bizim ülkemiz için geçerlidir. Herkes kendi ülkesinde anlayabildiği dil olduğu için herkes kullanım talimatı kendi dilinden okusun diyor uzmanlar. Kesinlikle Sağlık doğru. Biz zaten düşünsenize bütün çizgi film karakterlerinin oyuncakları var. Artık haber spikerlerinin bile oyuncakları yapılıyor. Yani evet. Oyuncakları yapılıyor, ona hediye ediyor, ona hediye ediyor. Bunlar da ucuz diye Çin'de yapılıyor. Çinli içine ne koyuyor, nasıl yapıyor? Başka bir sanayiyle burada yapılması çünkü çok zor olduğu için bu tarz büyük stok adetleri olanlar mecburen Çin'den getiriliyor ve onun da içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çizgi film karakterlerini yapıyoruz, koyuyoruz. Bir çizgi film mesela ünlü oluyor biri, bir kahraman. Hemen kuklası yapılıyor. Hemen. Plastik modellerinden plastik bebeği üretiliyor. Hemen ülkemize giriyor, elden ele dolaşıyor. Evet. Bu çocuk gariban ve düşünsenize grafikte diyor, zehir kelimesi kullanılıyor. Yani zehirli boya kullanılmamış olmasına dikkat edilmeli. Ya zehirli boya kullanılmış olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ve zehirli boyadan oyuncak mı yapılır? Zehirli boyadan zaten oyuncak yapılıyorsa da artık bizimle hakikaten oynuyorlar. Peki yavaş yavaş zaten sonuna geldik programımızın Barış Bey. Yine bugün konuşmaya çalıştık, bahsetmeye çalıştık Fitarat'tan. Umarım bizi izlemişlerdir. Daha da izlemeye devam edersiniz sevgili izleyenler. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. CE damgasına bakmayı kesinlikle unutmayınız. Tabii bunları söylerken bizim en fazla üstüne basa basa tekrar tekrar vurgulaya söylememiz gereken şu ki biz burada sizin sağlığınız için, halk sağlığı için araştırma yapıyoruz, uğraşıyoruz, çalışıyoruz, beynimizi geliştiriyoruz ve bunları size sesimiz yettiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz, eksik olduğunu düşündüğünüz, fazla anlattığımızı kanaat getirdiğiniz ne olursa olsun lütfen bize yazın, bizi arayın. Bizi yönlendirin, biz sizin yönlendirmelerinizle hareket edelim. Aklımıza gelmeyen bir şey de vardır. Sokağınızda bir tane adam yanlış bir üretim yapıyordur ya da bir yerden bir haber okumuşsunuzdur. Bu haberin çok önemli olduğunu düşünüyorsunuzdur. Yazın. Aslanlar gibi peşinden koşacağız. Söz veriyorum. Evet. Teleradar'ı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize Barış Bey'in de hatırlattığı gibi Twitter, Facebook ve telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Etrafınızda gördüğünüz sorunlu olayları, sorunlu sağlık problemlerine sebep olabilecek olayları bize gönderirseniz çok seviniriz. Biz de dediği gibi Barış Bey'in araştırıp sizlerin önüne sunmaya elimizden geldiğince gayret ederiz. Biz Teleradar'ı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.